Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Krallar Karması'nın bilgi sarmal AYT edebiyat soru çözümleriyle karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen soruların çözümüne başlıyorum arkadaşlar. Evet ilk soru boşluk doldurma tarzında bir soru. Bu tarz sorularda üçlü ise eğer genelde ilk ikisi uyar ve üçüncü sözcük bize cevabı verir. Ve arkadaşlar Diğer cümlelerin içinde kullanılan sözcükler de bizim için çok önemli. Şimdi burası gerçekten dikkat edilmesi gereken bir yer. Günümüz yazın dünyasında yetkin romanlar çok nadir yayımlanıyor. Yetkin roman başarılı romandır. Başarıdır, yetkin başarılı anlamına gelir. Yani rüştünü ispat etmiş anlamına gelir. Yazın dünyasında güvenebileceğimiz rüştünü ispat etmiş romanlar çok nadir yayımlanıyor artık. Bir kere başarılı romana güvenmek alakasız, gitti. İzleyebileceğimiz başarılı roman başarılı romanlar gitti. Uymaz çünkü alakası yok. Okuyacağımız yetkin romanlar olabilir. İsteyeceğimiz yetkin romanlar bu da mantıksız, bu da gitti. Şimdi devam ediyorum. Günümüz yazın dünyasında beğenebileceğimiz Başalı, başarılı romanlar çok nadir yayımlanıyor. Okuyacağımız da uyuyor. Devam ediyorum. Gelişen küresel pazarların dünyanın her tarafını aynılaştırması bunda önemli rol oynuyor. Endüstrileşen yayıncılığın satış kuralları mı olur? Satış hedefleri mi olur? Satış hedefleri olur. Bu yüzden cevap. Edirne olmuş oldu arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soru demiş ki bana Bilim Teknik Dergisi'nin Haziran 2019 sayısındaki bu bilgilerden hareketle mikroorganizmalarla ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Birçok mikroorganizma hastalığa neden olmaz. Şimdi birçok demiş yani hepsi dememiş. O zaman evet çoğu hastalığa neden olmaz ama hastalığa olan hastalığa sebep olanlar da vardır. Mikroorganizmalar soluduğumuz oksijenin yaklaşık yarısını üretir. Metabolizma işlemleriyle yaşamın kimyasını yürütür, küresel iklimi etkiler, birçok zararlı kimyasal maddeyi parçalayarak çevreyi temizler. Şimdi sağlıklı yaşamın sürmesine etki eder. Evet sağlıklı yaşamın sürmesine etki ediyor. Çünkü birçok organizma hastalığa neden olmazmış. İnsan yaşamının önemli parçasıymış. Çünkü oksijenin yaklaşık yarısını üretiyormuş. Biyolojik yaşama katkı sağlıyormuş. Evet ne diyor? Metabolizma işlemleri ile ilgili diyor. Bu da gitti. Doğayı olumlu yönde etkiler diyor. Evet doğayı olumlu yönde etkiliyor. Çünkü bakın küresel iklimi etkiliyormuş. Ve çevreyi de temizliyormuş. Peki hastalığa neden olmayan canlılar mı? Hayır. Birçoğu hastalığa neden olmaz ama hastalığa neden olanlar da vardır. O yüzden cevap Ceyhan. Üçüncü soruya geçtim. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Doğa insan sağlığını her yönden desteklediği gibi insan sağlığının ve hayat kalitesinin ilham ve öğrenme, fiziksel ve psikolojik deneyimler ile Kimliklerin desteklenmesi gibi maddi olmayan yönlerine de katkı sağlıyor. Bu tür katkılar değer biçilmesi hayli zor olsa da hayat kalitesinin ve kültürel bütünlüğün merkezini oluşturuyor. Doğanın çoğu katkısı insanlarla birlikte oluşturuluyor. Ancak insanların sağladığı imkanlar, bilgi ve kurumlar, teknoloji altyapısı ve finansal sermaye bu katkıları sadece iyileştirebiliyor ve bu katkıların bazılarının yerine kısmen geçebiliyor. Öte yandan doğanın sunduklarından bazıları yeri doldurulamaz katkılar. Doğadaki çeşitlilik insanlığa belirsiz bir gelecek karşısında alternatifler seçme şansı tanıyor. Doğa insan yaşamına faydalı olurken insanın dolaylı katkılarıyla zenginleşmekte insanlara belirsizlikler karşısında seçenekler sunmaktadır. Bakın, seç seçme şansı tanıyormuş zaten. Yine devam ediyorum. İnsan yaşamına faydalı zaten oluyor görüldüğü üzere burada söylüyor. Yine insanın dolaylı katkılarıyla şimdi bu tür katkılar değer biçilmesi hayli zor olsa da hayat kalitesinin ve kültürel bütünlüğün merkezini oluşturuyormuş. Doğanın çoğu katkısı insanlarla birlikte oluşturuluyor. Ancak insanların sağladığı imkanlar diye sıralarken tüm parçayı kapsadı. O zaman cevap Adana olmuş oldu. Dördüncü soru. Ünlü bir filozof hafif acılar konuşabilir. Eğer hafif yani günlük rutinde olan acınız varsa konuşulabilirmiş. Ama derin acılar dilsizdir. Yani bir acıyı yürekten hissediyorsan, yani sana o kadar çok çarpıcı gelmişse o acıyı insanlara anlatamıyorsunuz. Örnek veriyorum. Benim babam 6 yaşındayken vefat etti. Ben babasız büyüdüm. Bu acıyı ben anlatamıyorum günlük hayatta. Evet Allah rahmet eylesin diyorlar. Başın sağ olsun diyorlar. Öyle diyorlar, böyle diyorlar ama ben o duyguyu insanlara aktarırken Sıkanıyorum Ve bu yüzden dilsizdir diyoruz işte. Ama sallıyorum. İşte o gün başım ağrıdı. Ya da ne bileyim o gün paramı kaybettim. Ya bugün paramı kaybettim diyebiliyorum. Çünkü gelip geçici bir acı tamamlanabilir. Ama bir acıyı yürekten hissediyorsanız diliniz konuşmaz. Yüreğiniz konuşur. O da dilsizdir zaten. Evet her insan başına gelen önemli olayları başkalarıyla paylaşmaz. Paylaşımdan bahsetmiyor. Bir durumdan çekilen acının büyüklüğü insan için önemli bir derstir. Dersten bahsetmiyor. İnsanın kimi acıları geçiciyken kimi acıları ise insanda silinmez izler bırakır. Bakın dilsizdir. Yani konuşmaz sende ama konuşmuyor. O yüzden cevap denizle olmuş oldu. Beşinci soru. Bu parçaya göre Scott'un romanları ile ilgili hangisi söylenebilir demiş. Çevirmenlerimizden kimse Scott'un romanlarını çevirmeye cesaret edemedi. Çünkü onun romanlarını çevirmek zorlu bir serüvendir. Her cümlede var olan anlamın dışında derinlikler gezidir. Arkadaşlar yoğun anlamda az sözcükle çok şey anlatılır. Ve eğer bir eser özlüyse yoğunsa anlam derinliği vardır demek. Bunları başka bir dilde verebilmek Scott'tan daha usta olmayı gerekli kılar. Anlam yoğunlaştırılıp yoğunlaşıp az sözcükle çok şey anlatmak. Dil zirvesini yakalayan böyle yazarları edebiyatımıza kazandırmak gerekir. Zaten cevap çıktı mı? Evet anlam derinliği diyor. Yoğun diyor. Özgünlükle, akıcılıkla, farklı alanlarıyla alakası yok. Yoğunluk az sözcükle çok şey anlatmaktır. Altıncı soru. Demiş ki bize altıncı soru. Hangisi yanlıştır demiş bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Biz de soluk alıp vermedeyiz. Yani her insan gibi sevmekteyiz. Sevilecek şeyleri. Bir kır çiçeğini, çimeni, toprağı, börtü böceği. Kurban bayra bayramlarında kınalı koçları. Başları el oyası işlemeli, yemeniyle kapalı. Bembeyaz, saçlı, kırış kırış alnı. Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları. Şimdi arkadaşlar beraber yorumluyoruz. Birinci özellik. Demiş ki bana geleneksel yaşamla iç içedir. Bakın burada bizim Anadolu'daki insanların kurban bayramında ya da günlük hayattaki hallerini anlatmış. O zaman bir var. Doğaya karşı ilgisi var. Evet kır çiçeği, börtü böcek bu da doğru. Kendini diğer insanlardan aynı gör insanlarla aynı görmektedir. E diyor ya bizim de yaşadığımız hayattır, hayattır kardeşim. Biz de sizin gibi soluk alıp vermedeyiz. Biz de her gün insan sevmekteyiz diyor. O zaman bu da var. Duyarlı bir kişiliğe sahiptir. Evet duyarlı bir kişiliğe sahip. Nereden anlıyorum bunu? Yani her insan gibi sevmekteyiz sevilecek şeyleri. Bakın kurban bayramları, kınalı koçları, anaları, bembeyaz işte alnı hepsinde normal insanlarla aynı şekilde davranıyor. Yani Anadolu insanla karşı duyarlı. Peki içinde bulunduğu durumdan memnundur. Şimdi memnunluğa dair herhangi bir kelime var mı arkadaşlar? Şu yüzden çok mutluyum. Bu yüzden çok mutluyum diyor mu? Hayır. Biz de sizin gibi aynıyız diyor. Ama memnuniyete dair herhangi bir şey yok. Cevap denizde. Yedinci soru. Hangisi yanlıştır demiş. Satirik şiir hiciv eleştiri olacaktı. Kelime halinde redif aynı anlama gelecek kelimenin kullanılmasıydı. Düz yak A A A B şöyle yazayım daha iyi anlaşılsın. Ya da dört tane A'nın yani benzer bitmesiydi. Gelin beraber bakalım. Garibim namıma Kerem diyorlar. Aslı mı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyh oğlu satılmışım ben. E burada eleştiri yok. O zaman cevap Adana. Diğerlerine bakalım. Diyorlar anlamları aynı olduğu için kelime halinde redif. Düz uyak, kerem, harem, verem. Uyak kökte aranır. Arkadaşlar bunu unutmayın. Eğer görevleri farklıysa köke inmeye çalışın. E burada o zaman kerem, harem, verem, a, a, b olmuş oldu. Birden fazla edebi sanattan yararlanılmıştır. Kerem. Aslı ile Kerem'i hatırlattı. Ne oldu? Telmih söz sanatı olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Aslımı el almış. El sözcüğü iki gerçek anlama geliyor. Bu durumda tevriye var mı? Evet var. Zengin kafiye vardır diyor. Hemen bakıyorum. R, E, M, Rem. Üç ses benzerliği. O zaman cevap ne olmuş oldu? Adana olmuş oldu. Sekizinci soruya geçiyorum. Söz sanatıyla uyuşmamaktadır demiş. Tenasüp, bakın bunun kökü n arkadaşlar. Edebiyatta bilmediğiniz bir şey varsa ilk iki harfini atın, ünsüzlerini aşağıya çekin. Bakın ne çıktı? Nasip. Nasip de uygunluk demek. Yani bir konuyla ilgili benzer kelimelerin kullanılması demektir. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken, uzak yıldıza benzerdi güneşten varken. E gece, mehtap, yıldız, güneş, gökyüzüyle alakalı o zaman tenasüp var. Teşhis kişileştirmeydi. Gül hazin, sümbül perişan, bazarın şevki yok. Dert nak olmuş, hezarı name karın şevki yok. Sümbül perişan diyor. Perişan olmak insana ait bir özellik. O zaman teşhis de var. Teşbih benzetmeydi. Sevda bir kitaptır gönül masanda. Sevdayı neye benzetti? Gönül masana. Bu da var. Mecazı müsel bir sözcü, benze amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanmaktır. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim demiş. Şimdi şenlenir derken evimiz dört duvar mı şenleniyor yoksa evin içinde yaşayanlar mı? İşte mecazı müsel burada. Anlat bakır mangal, yalnızlığını anlat. Anlat yalnızlığını rüyadan kalma halı. Şimdi burada kişileştirme var. Halıya diyor Evet masala diyor anlat, mangala diyor anlat diye ama mangal ya da halı konuşmadı. O yüzden intak yok cevap denizli. Dokuzuncu soru. Divan şairlerinden hangilerinin aşık tarzı şiiri vardır? Parçayı okudunuz arkadaşlar. Cevap geliyor. Nedim ile Şeyh Galip divan edebiyatında heci ölçüsüyle şiir yazmıştır. Cevap Ceyhan. 10. soru. Demiş ki bana söylenemez. Bakalım şimdi. Çok eski bir zamanda Oğuzların bayat boyunda şaman dedeler soyundan gelme bir bilici yaşardı. Adı Korkut Ata. Oğuz halkının sorunlarına çare, dertlerine derman bulurdu. Bilinmeyenden haber getirdi. Ona danışmadan bir iş tutmaz. Onun dediğinden dışarı çıkmazdı da Oğuz halkı. Korkut Ata, dede Korkut öğütler verirdi Oğuz halkına akıl verir, yol gösterirdi. Şimdi bizim Korkut atamız, dedem Korkut'umuz toplumda saygı duyulan biri. Liderlik vasıfı da var. Çünkü herkes ona bir şeyler soruyor, dertlere derman buluyor, problemleri çözüyor. Derin dedim ya, dertlere derman buluyor. Bu da gitti. Derin bir bilgi birikimine sahiptir. Şimdi beraber inceliyoruz. Bakın arkadaşlar önemli bir nokta. Şaman dedeleri soyundan gelme bir bilici yaşardı. Bakın bilici. Yani bilgi birikimine sahip. Peki düşünceleri sorgulamadan kabul edilir mi? Şimdi buna ulaşabiliyor muyum? Tekrar ediyorum. Düşünceleri sorgulanmadan kabul edilir. Buna ulaşıyor muyum arkadaşlar? İnsanların dertlerine derman buluyor. Öğütler veriyor. Akıl veriyor. Yol gösteriyor ama insanlar belki o anda korkut ata öğüt verirken soru soruyor. Ya atam burası böyle olacaktı sanki. Benim mantığıma yakmadı. Belki ata orada cevap veriyor. Buna dair herhangi bir bilgi yok. Cevap denizde. 11. soruya geldim. Evet bu tarzda ayet edebiyatla çıkıyor. Hangisini yansıtmaz demiş. Türk edebiyatı sadece şekil vezin zin yönden değil bilhassa motiflerin çeşitliliği, güzelliği bakımından da çok değerlidir. Şairlerimiz aşkı, sevdayı terennüm eder ancak tabiatı, manzarayı, insanı, karakteri de ihmal etmemişlerdir tabiat fikri içinde ağaç, orman, gök, dağ, taş, su gibi her şey mevcuttu. Öyle şairlerimiz vardı ki bugünün şiirlerinde bir ressamın fırçasıyla belirtemeyeceği tabloları meydana getirmişlerdir diye devam ediyor. Şimdi bize bu beyitlerden olmayan şıkkı istiyor. Hocam nasıl bulacağız? Şimdi burada ağaç, orman, gök, dağ, taş demiş ya. Arkadaşlar bakın şurada çemen var. Yani çimen. Demek ki o zaman doğa var. Gitti. Bakın keskin soğuk. Gördünüz mü? Nilüfer çiçeği gömgök. Gö göm yani doğa yine var. Gitti. Bahar var. Hazan vakti var. Yani sonbahar var. E bu da gitti. Bahar, bülbül, e arkadaşlar seher, gül. E bu da gitti. Peki burada doğaya ait herhangi bir kelime var mı? Yok. Cevap Edirne. Soru bu kadardı. Şiirin anlamına bile bakmadım. Devam ediyorum. Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Kaside Vadisi'nde en önemli adam övgü ve hiciv adamı. Ateş zeban, bed zeban nefidir arkadaşlar. Kaside deyince aklımıza ilk gelecek adam. Uçar Rubayide anka kuşu gibi kim? Azmizade Haleti. Ne diyorduk? Rumi Hayyam. Yani batanın, batının hayyamı. Rubai de çok önemli arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 13'e geldim. Bu türün Türk edebiyatında ilk örnekleri 14. yüzyıla görülmeye başlanmış ve 20. yüzyıla kadar bir edebi gelenek haline devam etmiştir. Resmi ve özel yazışma ile mektupların yanında manzum mektuplar, Bunları süsleyen değişik manzumeler, nutuk, makale, arzuhal ve duanameleri de içine alan örneklerden oluşmaktadır. Arkadaşlar mektupların bir araya getirilmiş hali aslında. Yani düz yazıların bir araya getirilmiş halini soruyor. Gazavatname savaşlar için. Teskire biyografiydi. Surname sünnet törenleri için. Menakıbname evliyaların velilerin hayatlarıyla alakalı. Münşat ise düz yazılı eserlerin toplandığı kısımdır. İnşa kökünden gelir inşallah toplamak yaymak anlamındadır. 14. soruya geldim. Diyor ki bize 19. yüzyıl tanzimat edebiyatının kendisine üstad. Bir, üstad kelimesini görürseniz. Bakın 3 çocuğu peş peşe vef vefat ediyor ve Nijat Ekrem isimli eseri var. Servet-i akıl babası. Tanzimat ikinci dönemin en önemli adamlarından bir tanesi. Kim? Recai Zade Mahmut Ekrem arkadaşlar 14 Adana. 15 Müştak Bey ile Kumru demiş. Arkadaşlar ilk oynanan ve yayınlanan tiyatromuz. Şinasi'nin eseri ve görmeden yapılan evliliğin ne yapılıyor? Zararları anlatılıyor. Yanlışlıkla ablasına nikahlıyorlar kızın diye gelişiyor olay. Ve gerçekten ne yapılıyor burada? Toplumun bu yönü eleştiriliyor arkadaşlar. 15 Ceyhan oldu. 16. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Yeni Cumhuriyet'in topluma yön veren, köklü değişimleri insanlara sunan, inkılap yıllarını konu alan bir romandır. Onun romancı yöne dikkat ettiğimizde Bla Bla romanının gerçek anlamda bir dönemeç olduğunu fark ederiz. Romanın düşünce ve felsefi dinamini oluşturan Doğu Batı meselesi. Hmm, şimdi dursun. Yaprak dökümü bir ailenin parçalanması. Parçalanışı. 3 İstanbul, 3 dönem İstanbul'u. Kiralık konak. Yine aynı şekilde. Gerçi dursun bir, bir, şey söylemeyeyim burada. O yüzden Adana ve Bursa gitti. Zıtlıklar tekniğinin etkisiyle sembollere yüklenen misyon ve anlamlara gayet başarılı bir şekilde yansıtılır. Bunu yaparken aynı zamanda kendi roman görüşünün hareket noktasını oluşturan somuttan soyuta gitme usulünü başarılı bir şekilde dener. Şimdi arkadaşlar yeni cumhuriyetin topluma yön veren köklü değişimleri diyor. Ya hocam o zaman Ahmet Mithat Efendi olmaz. Niye? E çünkü Ahmet Mithat Efendi tanzimatçı bu da gitti. Kiralık konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Osmanoğlu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu milli mücadele dönemlerini anlattığı ve o Osmanlı'nın dağılma döneminden işte bizim cumhuriyetin kuruluşuna kadar ki kısımları kronolojik bir sırayla anlatıyor. O zaman bu da olmaz. E Peyami Safa cumhuriyet yazarı değil miydi? Evet. Fatih doğuyu temsil ediyor. Harbiye batıyı temsil ediyor. O zaman cevap Denizli. 18. soru. Yazar demiş 45 yıl boyunca çıkarmış olduğu Akbaba dergisi var. 1. Çimdik takma ismi var. 2. Arkadaşlar çimdik takma ismi kimin? Yusuf Ziya Ortaç'ın. Bu arada ilk başta 17'yi sonra 16'yı çözmüşüm arkadaşlar. Ama önemli değil. Evet geçiyorum 18'e. 18 uzun bir soru beraber inceleyelim. Şimdi 18. soruda söylenemez demiş. Birinci parça toplumcu gerçekçi bir roman parçasıdır. Bakalım toplumu anlatmış mı? Duyduk rüzgar efendi, duyduk. Kış geliyor diyorsun. Hoş geldi, sefalar getirdi. İşleme fakirin ciğerine. Aa fakirden bahsediyor. Harmanda isteriz nazlı geline dönersin. Sen söylemeden ağaçlar söyledi onu. Baksana deli boyundaki kavaklara bir uçlarında kaldı yapraklar. E, arkadaşlar kış geliyormuş. İşleme fakirin ciğerine diyor. Toplumu düşünüyor mu? Düşünüyor o zaman toplumcu gerçekçi. İkiye geldim. Kahraman bakış açısı. Kişinin kendi ağzıyla anlatması gerekiyor. Sıhhatini imenerek yürüdüm. Kim? Ben. Tamam işte. Çekiyordum. Kim? Ben. O zaman kahraman bakış açısı. Bu da gitti. Modernist bir anlayış söz konusudur demiş. Tutamak sorunu dedim. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır tramvaylardaki tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına. Çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tuturu. tutamadığının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Şimdi arkadaşlar burada aslında toplum içindeki bireyi anlatıyor. Bireyin yalnızlığını anlatıyor. O zaman modernist bir anlayış var mı? Evet. Dörtte simgesel bir anlatım vardır diyor. Dirmit o günden sonra hep sözcüklerden bir yorgana sarar, sarındı. Sözcüklerden bir yatağın üstünde uyudu. Sözcüklerden yatak nasıl olacak arkadaşlar? Sözcüklerden yapılma sandalye nasıl olacak? Atiye günleri sayılı binlerce sözcük oldu. Huvat sözcük dolu şişelere baktı. Arkadaşlar hep sembol kullanmış. Yani tekrar ediyorum hep sembol kullanmış. Anlaşılmaz. O zaman simgesel anlatım da var. Beşinci parça bireyin iç dünyasıdır diyor. Bahçe saraya girdiğimiz zaman akşam oluyordu. Basık evlerin damları üzerine akşamla beraber sonsuz bir ızdırap çöküyor gibiydi. Bazen oradan buradan kısık ve gamlı sesler iştiliyordu. Bazen bazı evlerde bir şaf yanıp sönüyordu. Bazısında sıkıntılı akşam saatlerini biraz olsun ferahlatmak ister gibi lambalar yanıyordu. E birey nerede arkadaşlar? Hadi bireyin iş dünyası nerede yok? O zaman cevap Edirne. Evet devam ediyorum. 19. soru. Bu parçada sözü edilen yazar kimdir? Arkadaşlar, Bir deli ağaç akışı olmayan sular isimli öykü kitaplarında demiş ve madem bana en önemli iki eserini vermiş, o zaman Pınar Kür'ü işaretliyorsunuz. Pınar Kür deyince bu iki eser banko aklımıza gelmek zorunda. 20. soruya geçiyorum. Ne demiş bakalım bize? Bu parçayla ilgili hangisi söylenemez? Anlatımda iç monolog, kişinin kendi konuşması, anlatıcının psikolojik durumuna değinilmiş, geriye dönüş tekniği, modernist bir roman ve olayın geçtiği mekan betimlenmiştir. Şimdi Ankara'da bulunuyorsunuz zannedersem. Demek Burhan buydu. Selim'in onlara tanıştırmaktan kaçındığı esaslı arkadaşlarından biri Selim. Farklı çevrelerdeki arkadaşlarını birbirine tanıştırmayı sevmezdi. Hoşlanmazsın diye kestirip atardı. Yüksek arkadaş çevrelerinde üniversite arkadaşlarından utanırdı Selim. Seni ele vermemizden korkuyorsun diye saldırırlardı Selime kantinde. Hepimiz tanımadan sevimsizliklerine inanırdık bu adamların. Bu yüksek arkadaşların Bizi tanımadan sevimsiz buldukları bilmeseydi tanıştırmaktan kaçınır mıydı? Ben bile zorlukla barınabiliyorum aralarında. Sizi hemen yutarlar demek isterdi kantindeki arkadaşlarına. Şimdi arkadaşlar kantindeki arkadaşlarına söylediği bir cümle var. O zaman iç monolog var. Anlatıcının psikolojik durumu da var. Görüldüğü üzere ne yapıyor? Hoşlanmazsınız diye kestirip atıyor atıyormuş ve ne diyor? birbirini tanıştırmayı sevmezdi. Adamın psikolojik durumundan bahsedilmiş. Bu da gitti. Modernist bir romandan alındığını nasıl anlıyorum? Bilinç akışı tekniği var. Bazı yerleri anlamakta zorla zorlanıyorsunuz ve aynı zamanda şimdi dikkat edin. Geriye dönüş tekniği var mı? Şimdi Ankara'da bulunuyorsunuz. Zannedersem demek Burhan buydu. Arkadaşlar, şimdi burada olayı anlattı. Daha sonra bambaşka olaya geçti. Arkadaşlarını tanıtmaktan nefret ediyormuş. Oymuş buymuş. E, geriye dönüş tekniği var. Ankara'da bulunuyorsunuz. Zannedersem demek Burhan buydu dedi. Başka bir konuya geçti yani geriye döndü. Peki olayın geçtiği mekan mı betimlenmiş? Kantin nasıl bir yer? Kantinden bahsetmiş mi? Hayır. O zaman cevap Adana. 21. soru. Demiş ki bu sanatçıya ait değildir. Sanatçı daha çok müzikli komedi tarzında eserler yazmıştır. O bir anlamda meşrutiyet tiyatrosu ile cumhuriyet tiyatrosu arasında bir köprü olmuştur. Eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosundan özellikle orta oyunu geleneğine yararlanmıştır. Arkadaşlar şimdi Aynaroz Kadısı, Köprülüler, Fermanlı Deli Hazretleri, İstanbul Efendisi, Musahip Zade Celal'in eserleridir. Demek ki parçada tanıtılan adam Musahip Zade Celal. O zaman bunlar gitti. Keşanlı Ali Destanı kimin? Haldun Taner'in. O zaman cevap Ceyhan olmuş oldu. 22. soruya geçiyoruz. Bakalım ne demiş bize? Bu parçada boş bırakılan yere getirilemez. Cumhuriyet döneminin 40-60 yılları arasında bireyin iç dünyasını esas toplumcu gerçekçi modernist milli ve dini duyarlılıklar yansıtan hikayeler yazılmış. Tarık Buğra bireyin iç dünyasını esas hikayeler yazmıştır. Şimdi burada bireyin iç dünyasını es alan kim olabilir? Ahmet Hamdi Tanpınar olur. Değil mi arkadaşlar? Hem sembolist hem de bireyin iç dünyasını es alan eserler yazmıştır. Kemal Tahir Yaşar Kemal'in olduğu yerde Orhan Kemal de olur. Çünkü toplumculardır. Yusuf Atılgan, Ferit Edgü modernist çizgide hikayeler vermişlerdir. Kim arkadaşlar? Nezihe Meriçler. Burası önemli. Hüseyin Yalatsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi milli ve dinli duyarlılıkları yansıtan hikayeler ise Sevinç Çokum yazmıştır. Şimdi Sevinç Çokum niye direkt buraya yerleştirdim? Çünkü Hisar felsefesinde eser yazıyor arkadaşlar. Hisar felsefesinde eser yazdığı için direkt olarak buraya gelir. Hatta Hisar dergisinde yazıları var. Bu yüzden bizim cevabımız ne olmuş oldu? Cevap tekrar işaretliyorum. Adana olmuş oldu. Ömer Seyfettin'le alakalı herhangi bir şey yok. Cevap Adana. Evet geçiyorum 23. soru hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar beraber yorumlayalım. Demiş ki benim bu ay okuduğum yapıt ilk kez 1900 yılında yayınlanmış yapıt psikolojik roman türünün ilk ve en önemlilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ruhsal çözümlemelerde oldukça başarılı yapıtta baş, basit bir aşk konusu işleniyor ama yapıtın dili dönemine göre ağır demiş. Devam edelim. Ben de bu ay bir dönem romanı okudum. Eser ilk kez 1922'de tefrika edilmiş. Daha sonra kitap halinde yayımlanmış. Eserde İstiklal Savaşı belgelenmektedir. Yazarın kendisi de olayın içinde yer aldığı için yakından bildiği birçok gerçeği kuvvetli bir mantık çevresinde ne yapmış? Vermeye çalışmış. Sultan Ahmet mitingi düzce olayları bunlardan bazılarıdır. Sultan Ahmet mitingi düzenleyen kim arkadaşlar? Halide edip adı var. Şimdi burası bize önemli bir bilgi verdi. Şimdi devam ediyoruz. Nisan'ın okuduğu kitap ilk olarak bölüm bölüm yayınlanmıştır. Evet tefrika kelimesi bölüm bölüm gitti. Elif ve Nisa realist özelliklere eser veren yazarları tercih etmişlerdir. Şimdi beraber ilk başta eserleri bulalım. Burada Halide Edip Adıvar'ın Hangi eser arkadaşlar? Peyami ve Ayşe, İhsan, Romanın kahramanları. Ateşten gömlek. E o zaman arkadaşlar, Ateşten gömlekse Nisan okuduğu Romanın kahramanları Peyami, Ayşe ve İhsan bu gitti. Şimdi Elifinkine bakıyorum. Yapıt psikolojik roman türünün ilk ve en önemlileri. E arkadaşlar, ilk ve en önemli bizim psikolojik romanımız ne? Eylül değil mi? Evet. Peki Eylül'ün kahramanları kim? Suat, Necip, Süreyya kahramanlarıdır. E o zaman biz Eylül'ü bulduk. Bakın Elif'in okuduğu roman Suat ile Necip'in yanarak ölmesine son bulunur. Özet sorusu gibi vermiş. Doğru. Şimdi Halide Edip adı var da realist felsefede eserlerini oluşturmuş. Nisan'ınki de öyle zaten arkadaşlar. Yani şu Eylül romanı da realist felsefeyle oluşturulmuş. E Halil edip adı varın ateşten gömleği de o şekilde oluşturulmuş. O zaman Burza doğru. Peki Elif'in okuduğu kitap Halis Ziya Uşaklıgin Aşkı Memnusu mu? Hayır. Mehmet Rauf'un Eylül arkadaşlar. O zaman cevap Edirne olmuş oldu. 24. soruya geldik. Bu parça hangi edebi akıma uygun nitelikler taşır diyor. Şimşekler tekke deresinde gümbür diyor, Yağmur oluktan boşanıncasına yağıyordu. Gözlem var. Bitkin tren Halep'ten yüklediği kendinden de bitkin kafilenin belki de en perişan ve harabını Akşehir istasyonuna bıraktı. Hala gözlem var. Bozgunla biten o anlatılmaz maceranın döküntüleri sırasına kavuşan bu silah arkadaşlarına vagonların pencerelerinden donup donup bakıyorlardı. Hala bir gözlem var. Ne gülen ne el sallayan ne bir çift lal eden laf eden oldu. Tren, puflaya puflaya kuzeye doğru uzayan ve sonu gelmeyeceği benzeyen yoluna koyulmuştu. Salih, yavaş yavaş eriyen, bir daha göremeyecek olduğu bu yüzlere öyle kımıldamadan bakarken, o büyük o yürek parçalayıcı bozgun içindekimiş bir heykelden başka bir şeye benzemiyordu. Roman, romantizm olsa iyi, kötü ya da ak kara gibi tesadüf gibi bir şey verirdi. Öyle bir şey yok. Klasisizm olsa desem hadi arkadaşlar parçada akıl, sağduyu ve insanın görkemli tarafı gösterilmesi lazım. Sürrealizm desem okuduğumuzdan hiçbir şey anlamayız. Egzistansiyalizm varoluşçuluk. Varoluşçuluğa dair herhangi bir şey yok. E realizm gözlem değil miydi? Burada gözlem yok mu? Var. O zaman cevap Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Evet bilgi sarmal yayınlarında çözümünü yaptık. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.